Güvercin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir pazar günü kümesimize geldik. Kuşlarımızın yemlerini tazeledik. Sularını değiştirdik. Görmüş olduğunuz gibi kum ve taşlardan oluşan takviyelerimizi güvercinlerimizin önüne koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. İlaçlarımız burada. Sularımıza takviyelerimizi yaptık. Bakın. Bu havalarda en çok kuşçuların sıkıntı çekeceği hastalıkların başında canker ve trikomonasis hastalığına birebir iyi gelecek olan Rondizol 40. Bunu suyumuza kattık. Üzerinde de yazıyor arkadaşlar. 2 litreye kendi içinden çıkan, pardon, içinden çıkmıyor. Farklı bir kullanmış olduğunuz ilacın ölçeğini kullanarak 5 gram, yani bir kaşık, 2 litre bir kaşık. Benim suluklarım 5 litre olduğu için 2,5 kaşık, yani 12,5 gram bu ilaçtan kullanıyorum. Yavruların çıkış zamanı, bu havalar yağışlı geçen havalar olduğu için yemlerden kaynaklanabilecek bir takım bazı hastalıklar, mantar ve ağız içi peynirleşme gibi bir takım sıkıntılar olabilmekte. Bunlara en iyi çözüm arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Rondizol 40. Bu ürünü bu mevsim geçişlerinde, yağışlı havalarda, rutubetli havalarda kümesin geneline uygulamanız avantajınızdadır. Biliyorsunuz artık Mart, Nisan, bu aylarda kümesin ilk ve ikinci yavruları çıkmakta. Bundan dolayı arkadaşlar siz de yavrularınızı yavrularınızın ölümle sonuçlanmamasını istiyorsanız bu gibi tedbirleri almanızda fayda var. Bugün ne yaptık arkadaşlar kümese gelip? Kuşlarımızı yemledik. Sularını değiştirdik. Yemlerine hemen şuradan göstereyim. Yem katkı maddeleri var. Ben bu markayı kullanıyorum. Depovit. Maya. Bira mayası diye geçiyor arkadaşlar. Depovit'in bir ürünü. Depovit'in sitesine girdiğinizde inceleme şansınız olur. Kuşların sindirim sistemi düzenleyicisi olarak piyasaya sunulmuş bir ürün. Bunu ve yine Depovit'in bir ürünü daha olan şöyle probiyotik, bunu yemlerimize katıp kuşlarımızın sindirim sisteminin düzenlenmesini sağladık. Sindirim sistemi düzgün olmayan kuşlarda arkadaşlar bazı hastalıklar nüksedebilmekte. Mevsim geçişlerinde olsun, bu aylarda olsun, yavruların ilk çıktığı bu dönemlerde olsun, eğer bu tarz katkı maddelerini kullanmazsanız bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ha, bugüne kadar kullandım mı? Son 6 aya kadar ben de bu ürünleri kullanmıyordum. Tavsiyeler üzerine, araştırmalarım üzerine ben de bu ürünlere sahip oldum. Kümesimde ölümsüz yavru, yani yavruların ölmeden büyüyebilmesi için bu tarz bir değişikliklere gitmek her zaman için iyidir. Bu ürünlerin sularına da katmak mümkün.
Fakat ben yem katkı maddesi olarak kullanıyorum. Rondizol da sularına katıyorum. Rondizolun alternatifi arkadaşlar, rondizol pahalı bir ürün. Yani şu şekilde küçük bir kapsül kutu. Ne kadardı? 130-140 lira civarı arkadaşlar. Bu ha deyince alınabilecek bir ürün de değil. Her yerde de bulamıyoruz. İthal bir ürün olduğu için bu pandemiden dolayı da giriş çıkışlar sınırlı olduğu için her zaman her vakit bu ürüne ulaşmak mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi kümesimiz Miro ağırlıklı ve postallardan oluşan bir kümes. Kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Bugün de böyle bir değişik video ile karşınıza geleyim istedim. Bir de şurada bir amino asitimiz var. Yem katkısı. Amino asit değil de vitamin. Üzerinde de yazıyor zaten kullanımı. Evcil hayvanların tüm türleri için vitamin ve amino asit katkısıdır diyor. Bunları sularına katıyoruz. Litreliktir bu. Güncel fiyatı 90 lira civarı. Bu bir ilaç değildir, yem premiksidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz diye not düşünmüş arkadaşlar. Bu ilaçtan önce onu da göstereyim. Bitmiş olan bir ilacım daha var. Bakın, Amino Plus. Bu da 1 litrelikti. Bu da bitti. Bundan önce bunu kullanıyordum. Değerleri bunun biraz daha yüksek. Bu 130 lira, 120 lira civarı bir üründü. Amino Plus. Bunu veteriner ilaçları satan eczanelerde bulabilirsiniz. Bunları şırıngayla 1 litreye bir şırınga. Yani nasıldı? 1 litreye yani 5 litreye 5 ml çekip veriyorsunuz sularına. Ben bunu göz kararı veriyorum. Bittikçe de alıyorum. Bazen dönem dönem kuşlarımızda antibiyotik kullandığımız oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar antibiyotikten sonra vitamin vermekte fayda var. Bunu tüm ilaç kullanan veteriner ilaçları satan kişiler de söyler ve bunu bilmenizde fayda var. Yavru dönemleri olduğu için ben arkadaşlar bu vitaminleri sularına katıyorum. Yavrular da bu şekilde alması gereken enerjiyi, vitamini ana ve babasının kusmasıyla yem kusarken elde ediyorlar. Hemen bugün kısaca bakın ne yaptık. Hızlıca geçmek gerekirse kümesimize geldik. Genel bir kontrol yaptık. Burada yatan postallarımız var. Altına sarı boncuklu mirolarımız vardı. Onların bir yumurtasını soldaki postalın altına koydum. 1-2 hafta içerisinde yumurtladı. Bugün de ikinci yumurtlayan yumurtalarını, yani ikinci kez yumurtalarını denk geldiği için bu sefer sağdaki postalların altına koydum. Bundan sonraki yumurtalarını kendilerine baktıracağım. Hayvanlar hem fazla yorulmasın, hem biz de postallara amacını dışında değil, amacı içinde kullanmış olalım. Yani postalları yavru baktırıyoruz, yumurta kaydırarak.
Kümesimiz bu şekilde. Geldik. Değişik bir video çekelim, bilgilendirelim amaçlı sizlere bugün bu videoyu çekiyorum. Kümesin kapısını kapatıp şöyle yavruların tanıtımıyla bugün videoları sonlandıracağız. Bunlar bizim altına yumurta kaydırmadığımız kendi postalların kendi altından çıkan markalı TGF markalı postallarımızın altından çıkan yavrular büyüyorlar. Ana baba iyi bakıyor maşallah. Şurada yine bakıcılarımızın altında yine kendi yumurtaları var. Bunlar da güzel yavru bakıyorlar. Renkleri de güzel. Bunları 1-1,5 ay sonra yavrular yeme düştükten sonra yine satışa sunacağız. Postalı uçurmuyoruz. Yalnız şunların ben markalı olduğu için büyüdükten sonra uçurup denemeyi düşünüyorum. Bununla beraber pek çok şurada ilaçlarımız var. İlaçlarımızı kullandık. Bir tane miromuz vardı. Evet, şurada karşıda duran miromuz. Bunun gözü sulanmıştı. Göz kapağında şişme vardı. Bunun için Lavadox üst solunum yolu Lavadox kullanarak üst solunum yolunun tedavisine gittik. Gözüne de Genta göz damlası kullandık. Bundan önceki videolarda bu kuşun tedavisinin aşamalarını sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. İşte neler var? Bu da Rondizol'un. Rondizol 40'ı almadan önce piyasada Rondizol 20 olarak sürülmüş olan bir ürünü temin edip yine yavru döneminde, bundan önceki yavru döneminde yavruların ölmemesi için ağız içi peynirleşme, pamukçuk hastalığına yakalanmaması için ve trikomonasis hastalığıyla mücadele edebilmek için bu ürünü almıştım. Bu ürünün hapları da mevcut. Eskişehir'de sevdiğimiz bir abimiz bu ürünleri satıyor. Görmüş olduğunuz gibi mavi ve sarı ve beyaz olmak üzere bunların da hapları mevcut. Şurada bunun içinde arkadaşlar yavrular büyümeye yakın hastalıklara karşı direnç gösterebilmesi için ben linkospektin uyguluyorum. 0.25 yani 1'in 4'te 1'i ölçeğinde bugün bu yavrulara linkospektin uyguladım. Ondan sonra sularına görmüş olduğunuz gibi amino asit ve vitamin takviyesinde bulundum. Antibiyotikten sonra bu vitamini kullanmak zorundayız. Bir hafta 10 gün boyunca. Zaten suluklarım benim 5 ve 10 litrelik olduğu için sulukları dolduruyorum. Bitmesi haftanın ortasını buluyor. Daha sonra da çarşamba veya perşembe geldiğinde sulukları boşaltıp tekrar yeni taze suyla bu ilaçları tekrar kullanıyorum. Ta ki havalar ısınıp hastalıklar ortadan kalkıncaya kadar bu düzen böyle gidecek. Hemen şurada size yatan diğer postalı yavrularımız var. Bakın. Bunlar yine kendi altından çıkan yumurta kaydıramadığımız postalı yavrularımız. Şurada yatan yumurtaya yatan bugün yumurtasının kaydırmış oldum. Miroların altını alıp bunun altını sürmüş oldum. İkincisini yeni yumurtladılar. Bu yavruları, bu postalların yavruları burada. Solda görmüş olduğunuz yavru Miro yavrusu. Bunun altına yumurta kaydırdı dedim. Yalnız yumurtanın bir tanesi muhtemelen sağda çıkan postalı. Yumurtanın bir tanesi arkadaşlar
karşıtlıktan değil de erkek salma salma kümeslerde yavrular büyüyünce dezavantajlar diye bir başlık attıydım. Salma kümeslerin dezavantajları diye. Bu yavru da postalıyla eş tutan Miro'nun basmış olduğu yavru. Yani yumurtalar karışmadı. Yumurtaları eş olarak alıp yer değiştirdim. Yavrular daha bir haftalıkken ayaklarına markaları bastım. Ama markalar ayağındayken tüylendikten sonra baktığımda birinin Miro, birinin postalı olduğunu anladım. Bunun videosunu da 2-3 video önce size paylaşmıştım. Burada yine yatan Miro yavrularımız var. Bunun anası babası tekrar eş kovuyor. Muhtemelen bir hafta 10 güne kadar yumurtlayacaklardır. Şurada yatan postalılarımızın anası babası da eş kovuyor. Onlar da bir hafta eş tutuyorlar. Bir hafta 10 güne kadar yumurtlarlar. Onları arkadaşlar yumurtalarını tekrar postaların altına kaydırarak bu şekilde üretim yapıyoruz. Bir yavrumuz da görmüş olduğunuz gibi maviş ve beyaz postalının yavruları. Görmüş olduğunuz gibi burada. Bunlar da büyüdüler. Bugün kümese uyguladığım linkospektini bunlara da uyguladım. 0.25, yani bir çizginin dörtte biri. Az bir oran. 0.25 şırıngayla bunlara antibiyotiği uyguladım. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine yatan bir Miro'muz var. Altında iki tane yavrusu maşallah. Bu yavrular aslında markalanabilir. Bugün markalamasını yapıp o şekilde gideyim. Çünkü ebat olarak bayağı büyüdüler. Bir haftadır kontrollerini yapmıyordum. Gelişimleri iyi. Bunların da hemen markalamasını yapıp bugün kümesten ayrılayım. Görmüş olduğunuz gibi hemen yan tarafına bizim yumurtasını kaydırmış olduğumuz Miro'lar yumurtlamıştı. Onların yumurtadan alınca burası boşa çıktı. Bir dişimiz de burada var. Bunun da altında tek yavru var. Yumurtanın biri çıkmamıştı. Gözüne damlatmış olduğumuz Miro'nun beşi, altında yavrusu var. Görmüş olduğunuz gibi geçenki videomda da yavrunun kursağında maya olduğunu göstermiştim. Yine bu yavrunun kursağında maya var. Artık bundan sonra yem basmaya başlayacaklardır. Bir Miro'muz da burada var. Bugün birincisini, ikinciyi de yapmış olabilir. Sabah geldiğinde çataldaydı yumurta. Bunun altından tek yumurta var. 2-3 gün sonra, 2 gün sonra veya 1 gün sonra tekrar kümese geldiğimde bunun altındaki çiftlenmiş olan yumurtayı burada yatan postalılarımız var. Bu da tek yumurtladı. Bu da ikinci yumurtlamak üzere. Bugün yavru yumurtlar. Yani bu yumurtayla yine yavru yumurta kaydırarak yavruların çıkmasını sağlayacağız. Arkadaşlar, bugünkü video burada sona ersin. Biraz fazla uzun oldu, kusura bakmayın. Bunların da altına yumurta serdim. Dişisi yumurtlamıyordu. Görmüş olduğunuz gibi yumurtaya yatıyor artık. Demek ki dişimiz genç bir hayvan olmasına rağmen yumurtalamadık. İlerleyen dönemlerde takibini yapacağız. Gerekirse yumurtlamayan kuşlarda tedavi nasıl yapılır? Bununla ilgili size bir takım bilgiler paylaşacağım. Bununla ilgili kuşun yumurtlamaması, yumurta kanallarının iltihaplanması ve bundan dolayı yumurtlayamaması söz konusu olabiliyor.
Bununla ilgili ilaçlar nelerdir? Bunları paylaşacağım. Burada yavrularımız var. Bunları bugün çok dövdüler. Maalesef. Görmüş olduğunuz gibi yemli pompayla ben bunları doyurdum. Şu an keyifleri iyi. Ama bu biraz büyük olmasına rağmen gezinebiliyor. Fakat bu yavru biraz yanık kaldı. Ve bu diğerlerine görmüş olduğunuz gibi kafayı diğer kuşlar yeteri kadar oymuşlar. Tüylerini yolmuşlar. Bundan dolayı üzgünüm. Rahat bırakmıyorlar yavruları. Yavrular da buradan artık aşağıya ızgaraların üstüne inmeye başladılar. Böyle olunca arkadaşlar diğer kuşlar rahat bırakmayıp tartaklıyor. Bugün de kümesten böyle değişik bir video çekeyim istedim. Sizi bilgilendirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kümesimde bugün yaptığım değişiklikler bunlar. Kullanmış olduğum vitaminlerden, amino asitlerinden, yem premixlerinden ve peynirleşme, trikomanasis, ağız içi pamukçuk gibi hastalıklara kapılmaması için kullanmış olduğum rondizolun tanıtımını yaptım. Siz de bu ürünlere çevrenizde kuşçuluk yapan abilerinizden veya kardeşlerinizden istişare ederek edinebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kanalımdaki videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak diğer arkadaşlarınıza da paylaşılmasını ve bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Bugünlük kümesten bu kadar. Değişik videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Güvercin kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Tekrardan hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.